Evet değerli izleyenler yeni gün hafta sonu bu bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin ilk kadın fut golfçüsü Ceren Ayşe Duru bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar evet adından da anlaşılacağı üzere melez bir spordan bahsediyoruz. Biraz futbol evet. biraz golf. Lütfen bize kendi tanımınızla kendi cümlelerinizle biraz fut golfu anlatın ve tabii ki nasıl başladığınızı da. Tabii Tam da sizin demiş olduğunuz gibi melez bir spor. Yani e, futbol ve golf'ün birleşiminden oluşan e, şöyle ki golf sahasında e, yine golf'ün kuralları ile oynanıyor. Ama golf topu yerine futbol topu sopa yerine de ayağımızı kullanarak oynadığımız bir spor. E, kuralları tamamen golfle aynı. Yani belli bir vuruş sayımız oluyor golf'teki gibi. E, amacımız bu sayıya en yakın e, vuruşu yapmak. Veya onun daha altında bitirebilmek. Golf için bu par par diye geçer. Yani mümkün olabildiği vuruş sayısını yapmak par vuruşu diye geçer. Çukur ve genel saha anlamında. Golf sahasında 70-72 iken bu e, fut golfte biraz daha kısaltılmışında oynarız. Çünkü topu o kadar uzağa hani sopayla atabildiğimiz kadar ayağımızla atamayacağımız için. E, orada sayı... Yani 56'ya kadar, para 56'ya kadar düşüyor. E, Ataşehir Golf Kulübü'nde başlatılan, hani öncülük eden, e, ilk orada başlatılan ama şu anda 11 tane Türkiye'de, 11 tane golf sahasında artık fut golf oynanıyor. Ay, derneği falan da yeni. Evet. Değil mi? 2018'den bu yana evet. olan. Dünyada e... da yeni, derneğimiz de yeni. Türkiye'de de yeni. Evet. Peki kadın erkek karışık mı oynuyorsunuz, karma takımlar mı yapıyorsunuz yoksa kadınlar ayrı erkekler ayrı mı oynanıyor? Şimdi aslında klasman olarak kadınlar ayrı kategori, erkekler ayrı kategoride oynuyor. Bir de senyorlar var hı hı. Evet. ama sahaya çıktığında hem bireysel oynuyorsun hem dört kişi sahaya çıktığın için Yanında erkek oyuncuyla da oynayabiliyorsun. Takım ha, olarak da evet. şey yapıyorsun. şimdi e, golf tabii ki milyonlarca seveni var. Yani golf Kesinlikle. turizmi diye bir şey var uzak doğuda müthiş evet. yani imkanı Bize olanlar tabii ki Antalya'da filan da e, golf evet. kulüpleri evet. yani çok gözde ama e, merkezlerinden golf e, sıkıcı bulan bir kesim de var yani <laughs> hafife alamayacağımız bir kesim. Evet. Şimdi onunla sıkıcı buluyorsanız şayet golfü biraz e, futbol karıştırmak hiç fena fikir değil değil mi? E, <laughs> ağırlıklı olarak golf kuralları geçerli olsa da Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Bir ayak içiyle hani kabatağı ayak içiyle vurmak gerekiyordu. Yani istediğimiz gibi vuramıyoruz. Yani futbol oynar gibi bir vuruş yapılamıyor, değil mi? Ee, öyle keskin kurallar mı var? Aslında sadece bu ayağın altıyla sürtme olan vuruş ve aşırma vuruş yapılamıyor. evde geri kalan e, futboldaki öyle bir özgürlük var. Tamam. Var, var. Evet. Tamam. O zaman daha kolay. İki, i̇ki vuruş çeşidi hariç onlar onlar yasak. Onlar olunca mesela ceza olmuş oluyor. Ha. Yani golfün kuralları e, devreye girmiş oluyor orada. Şimdi bir daha anladım. Ben çünkü hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmediğim <laughs> sporlardan biri. O yüzden toparlıyorum. Golf gibi 18 delik var. Evet. Par vuruş sayısı bu dediklerde 3 ile 5 arasında evet. bir vuruşla hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Keşke bir vuruşta o zaman <laughs> o zaman toplam puan üzerinden bir avantajınız oluyor bu değil evet. mi? Evet. Belli vuruşları işte aşırtma vesaire yapmanız yani. Peki futbol oynamış olmak gerekiyor mu? Siz oynadınız mı daha önce futbol? Ben daha önce oynadım. Marmara Üniversitesi kadın futbol takımı vardı o zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Hem kulüp takımı hem okul takımı olarak oynadım. İşte ilk okul takımına girerek başlamıştım. Sonrasında da oradan kulüpte de oynar mısın i̇şte hiç lisansın yok diyerek davet ettiklerinde futbola başlamış oldum. Zaten hep böyle bir futbol oynama hevesi vardı içimde. Onu da hani üniversitede bu şekilde gidermiş oldum. Üniversitede başladınız yani? Evet futbola. daha önce evet. başka sporlar mı yapmıştınız? Evet daha önce ben kürek sporuyla ilgileniyordum Aa, çok Anadolu Hisarı'nda. Orada işte Marmara Üniversitesi'ne başladıktan sonra da okulla birlikte futbola başlamış oldum. Güzel, evet. oradan da fut golfe geçmiş oldun. Evet, oldum. aslında şöyle oldu. Üniversiteye başlayınca da işte orada golf parkurları vardı. Hı hı. Kapalı alanda atış yapılabilen. Çok dikkatimi çekti ve hep tabir edilen hani zengin sporu, çok sıkıcı. Biraz da böyle meraklıyımdır içinde spor olan şeyleri. <laughs> Denemek istedim. Kendimi de geliştirmek için böyle bir fitness merkezinde çalışıyordum. Orada bayağı araştırdım hani nasıl başlayabilirim, nasıl golf öğrenebilirim diye. Ve gerçekten o e, hedefime ulaşınca yani en azından bir kendi girişimimle golf sahalarına ulaşabilme girişimin başarılı olunca bu bende bir tutku oluşturdu yani. Çünkü golf sahasında olmak, doğanın içinde olmak ve bunu evet. sporla birleştirmek Müthiş. Yani bambaşka evet, bir şey. Evet. Yani golf, şimdi bazı insanlar sporları hep böyle ön yargı diyorum artık ben. Sizin evet. yaptığınız o anlamda çok değerli. Hani bir bakıyor ya bu spor çok sıkıcı diyor. Ya bir yap, bir git, bir gör, bir anla, bir dinle. Meditasyon gibi bir şey golf evet, kesin. Yani doğanın içindesin, yürüyorsun. Hani fizik tamam e, o performansı yüzmede olduğu gibi 50 saniyede ya da futbolda olduğu gibi 90 dakikada ya da basketbolda evet. olduğu gibi 4 periyotta vermek zorunda değilsin. Süre ucu açık yani. Kesinlikle. Genelde kariyerini noktalamış e, futbolcuların aslında yöneldiği bir spor dalı olarak da görebiliriz değil mi? Öyle adlandırabiliriz. Bir de yaş aralığını da merak ediyorum. E, nasıl, hangi yaşlarda başlanabilir, geç kalma yaşı var mıdır? Ama genelde kariyeri biten, mesela milli oyuncumuz e, Olcay e, Olcay Şahan vardı. Evet. O benim aklıma direkt geldi. Geçen sene Olcay Şahan başladı. Evet. E, Şimdi önce yaş sorusuna cevap vereyim. Buna çocuk kategorisinde de aslında hmm. oynanabiliyor ama bir e, turnuva bazında hani resmi anlamda bir çocuk kategorisi şu an oluşmadı. Ancak hani biz çocuklarımızı buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Hani benim de başlangıcım hani kadın sporcularını e, çekebilmek, bu spora öncülük edebilmek anlamında olmuştu. Ama hani hem futbol hem golfü bildiğim için e, şu anda da işte e, uluslararası derneğin çatısı altında toplandığımız için ee, daha böyle mücadeleci bir hal almaya başladı. Çünkü 2023'te bir dünya kupası düzenlenecek Oo. Amerika'da. Ee, bu böyle bir hedef olması tabii mücadele ruhunu artırıyor. Peki 2023'te dünya kupası düzenlenecek bizim bir milli takımımız var mı? Ee, i̇şte yavaş yavaş olacak inşallah. Bu oynadığımız e, bu sene oynanacak turnuvalar FAFFÇ Uluslararası Dernek olan e futbol derneğinin çatısı altında toplandığı için hem ülkemizde organize etme hakkımız var hem yurt dışında artık e, mücadele etme hakkımız var. Bu şekilde olduğu için e, en iyiler ve bu puanları toplayanlar, katılıp bu puanları toplayanlar e, gidebilecek inşallah. Eğer bir aksilik olmaz uzun Ay, bir maraton. Bayılırım böyle açıkta olan sporlara. <laughs> yani hem çocuklar için bak daha kategori oluşmamış evet. şimdi gerçekten çocuklarına doğru spor arayışında olan büyük bir kitle var. E, milli takım olması bir federasyonun olması burada bayağı cezbedici. Çünkü milli takım olunca bir sürü ileride Tabii. eğitim hayatında da avantajları oluyor. Üniversite hayatında burs kazanmak, yurt dışında okumak konularında avantajları oluyor. Dolayısıyla eğer bu programı dinleyenler varsa kadın sporcular özellikle evet. sizin açtığınız yolda ve çocuklar için fırsatlar olan bir spordan bahsediyoruz. Bunun altını bir daha çizelim burada. Tabii şimdi e, çocuklarımızı biz dernek olarak Türkiye Gençlik ve Spor Derneği, Futbol Gençlik ve Spor Derneği olarak hani çocukları davet ediyoruz. Onlara özel e, turnuvalar da yapmaya çalışıyoruz. O mücadele ruhunu yaşasınlar, Alt yarışabilsinler yaş ne? Kaç diye. Alt yaş kaç yaş üstü olarak çağırıyorsunuz? Yani 10-12 yaş üstü hani biraz daha tabii topa tabii. hızlı vurabiliyor olması lazım ki sahaya e, uzun çünkü yani kullanabilsin tabii. diye. Ee, futbolculara gelecek olursak da tabii ki yani iyi vuruş yapan oyuncu biraz daha avantajlı burada. Uzağa atabilen, evet. iyi vuruşlar yapabilen. Geçen seneden evet Olcay Şahan aramıza katılmıştı. Ee, güzel de bir sıralamayla başladı zannediyorum. Evet. Şimdi bu senede kadın futbolcularımızdan eski kadın Oo. milli futbolcularımızdan Bilgin Defterli aramıza katıldı. Ee, o da tabii bizim için ee, kadın futbol için, kadın footgolfü için de ee, çok e, güzel oldu. Onun da iyi bir e, hedefi, yani bir amacı var. Bu doğrultuda da şu an paylaşımlar yapıyor. Bir tane de turnuvamıza katıldı geçen sene. Ben geçen sene katılamadım çok fazla turnuvaya. E, 2019'da ilk turnuvama katıldım. E, i̇şte oradaki amacımız dediğim gibi kadın sporcular biraz daha katılım sağlasın. E, biraz daha ülkemizi tanıtalım ki bu uluslararası derneğin çatısı altında toplanabilirim. Kendimizi gösterme amacındaydık ve bunu da başarmış olduk. Ee, e, bu çok güzel ya bir sporun ilki olmak evet. bu yolu açmak. Yani zor kabul ediyorum ki çok zor. Mesela bir e, mutlaka daha e, mesela golfte biliyorum çok destekçisi, çok sponsoru var. E, foot golfte öyle Yok, mi? Maalesef. Yok maalesef. Evet. Okay. Ve zaten hani golf sahasında olduğunuz için e, maliyetli de bir spor tabii. çünkü. Hı. Golf demek e, bu saha maliyetleri demek. Hani o anlamda. Se, turnuva demek, seyahat demek. Tabii ki demek. seyahat demek. Tabii. Saha ücretleri demek. Bu bu anlamda biraz maliyetli. O yüzden hani e, sponsorluk anlamında e, daha ufak ufak e, çalışmalar, e, çalışmalar evet, şimdi var. Birlikte Aşı yürüyen de. bir sistem. Tabii ki ilgi artacak ki sponsorlarına dikkatini çekecek. Kimler çok iyi? Amerikalılar iyi onu biliyorum. <laughs> Her şeyde iyi oldukları gibi. <laughs> <laughs> Birçok spor evet. Yani en iyi böyle hani uzaktan ya da yakından gözlem yaptığınız bir ülke var mı Avrupa'dan? İngiltere'de iyi. i̇yi. Ee, mesela böyle takım anlamında da mesela Slovakya, Slovenya onlar da çok aktif katılıyorlar. İlk başta zaten Avrupa'da bu filizlenmiş. Ardından e, Amerika ve Arjantin dahil olduktan sonra global ölçekte e, bir spor haline geliyor. Ne iyi yapıyorlar sizce? Ee, biz de hani ne yönde ilerlemeliyiz? Öyle bir hani plan kendi kafanızda hiç düşünüyor musunuz? E, Şimdi çizersek. Şöyle bizde bir anda onlara yetişemememizin ya da direkt hani böyle üst e, düzey olamamızın sebebi zaten bu golf sahalarına çok erişilebilir olmaması. Hmm. Mesela İstanbul'da. Tabii evet. çok az evet, var. az olması. Az ve oralar e, ne diyeyim parsel diyeyim hani üyelerden evet, zaten tabii. Go çok golf sevdalısı var. Tabii ki de. Ve onlar da bil fiil oynuyorlar yani. Hani... Oynuyorlar ben golfçilere de hak veriyorum. Tabii. Önceden golf oynadığım tabii. için de çünkü onların tabii. da bir e, işte gerçekten buna çok ciddi zaman ayırmaları gerekiyor. E, hafta sonu için mesela bir hafta sonu e, golf turnuvası organize etmek çok kolay bir şey olmuyor. E, hı hı. Yine de bunu yılda bir kez İstanbul'da Kemer Country için söylüyorum. Hı hı. Düzenliyoruz. Çok büyük bir turnuva düzenleniyor. E, Ataşehir'de sık sık turnuvalarımız düzenleniyor. Ataşehir Golf Kulübü çok destekçimiz bu konuda. Kemer County de aynı şekilde destekliyor ama dediğimiz gibi üyelikler olduğu tabii. için işte golfçülerin de bir golf sevdası. O yani saha biraz paylaşılamaz hale Ay geliyor sırf o tabii. o saha ki. yüzünden o mahallede evet. Göktürk'te oturan insanlar var tabii Sırf de. oraya ulaşabilsinler diye. Ama bu o anlamda da büyük bir fırsat. Başka bir ee, şehir hani belediyelerde spora destek oluyorlar ya bunu evet. spor olarak benimserse sahasını yaparsa bir anda hiç beklemediği e, bir sporun merkezine dönüşebilir. Tabii çok böyle sert iklimli bir yer olmaması lazım. Evet. Daha böyle batı güney hattında e, bir vilayet olması lazım. Yani karlar altında yapılabilecek Ö, olma. bir spor evet. değil. değil. Ama açıkta olması başlangıç seviyesinde olması ben fırsat olarak gördüm. Hem sporcu açısından fırsat sponsor açısından fırsat. Belediyeler için fırsat kesinlikle. çünkü uluslararası bir boyutu da var bunun. Doğru. Ben kesinlikle burada Banu Hanıma belediye kısmında özellikle e, bunu söylemeniz bile yani çok çok güzel bir şey. Çünkü belki fark edilmiyor bu kadar sevildiği golfün e, Dediğiniz gibi belki sıkıcı gözüküyor. E, ama golf e, aslında içine girdiğiniz zaman insanın tamamen e, böyle saran kaplayan bir şey çünkü. Doğada olmak ve yani farklı enstantanel olması, için işin içinde etik kuralların olması, sahaya saygı, kendine saygı yani biraz hayatla çok bağlantılı bir spor. Dediğiniz gibi hani yüzmede belki bir kulvarda 50 saniye içinde geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok değerli ve zor bir branş. Tabii. Bu açık alan olmasına rağmen belki oyun 4-5 saat sürüyor ama hep anda kalmanı sağlıyor. E, yani hayat da biraz hani anda kalmakla bağlantılı olduğu Felsef. için golfin böyle de bir hayat anlamında felsefesi var. Kesinlikle. Evet. Yani, e, yani şöyle bir handikap olabilir. Yüzme için de Emre ile de aslında ondan bahsetmiştik. Tabii hep hı. Bir popülerlikten bahsettiğimiz ve imkanlardan, sponsorlardan, paradan bahsetmek zorunda olduğumuz için futbolla kıyaslıyoruz bir noktada. Ee, seyir keyfi olarak yani yüzmeyi de biraz işin içine katabiliriz. Golfü de belki de izlemesi sıkıcı yani oynaması evet. kesinlikle değil yani. Çok kolay gözüküyor ama hiç kolay olmayan imkansız atışlar. Yani ben hani birkaç denemem olmuştu. Ee, yani gerçek imkansız Yonca her bana göre. her deniyor gerçekten Çok büyük güzel. bir şeyle. E, evet. Futbolife de bekliyorum. Bakalım bir branşa yeteneğim olduğunu düşünüyorum ama henüz yani 18 branş denedikten sonra hala o branşı bulamadım. <laughs> Süreklilikte şey. kazanmak lazım evet. gerçekten. Kost dediğin gibi. Yine la bozuk. Hayır, bu da bir istikrar demene hoşuma gitti <laughs> Kendiyle O şeyde ben e, bu tarafa geri dönüyorum. Futbol bilgisi lazım. Yani futbol evet. seven bir kitle, bir noktada futbolcu olamayan bir sürü, belli bir noktada eğitim olarak kırılma anı yaşayan 16 yaşında bu spordan uzaklaşan bir sürü çocuk var. Artık Tabii ondan ki. sonra futbola dönmek çok zor. Evet. Kendi bir yer bulmak çok zor o anlamda. Şanssız sakatlanmalar şanslı var. Şanssız sakatlanmalar var. Bu daha ağır evet. tempoda, daha korakoran kendinle aslında oynuyorsun. Evet. Bir takım içerisinde ama kendinle oynuyorsun. Öyle fizik mücadelesi olmayan bir futbol evet, aslında. Kesinlikle. Ee, potansiyeli var. Fırsatları var. Yani e, bu gerçekten benim çok ilgimi çekti o anlamda. Şimdi kadın sporcular için de hani hep biz kadın ya da kız çocuklarına o temaslı voleybol neden sevilir? Çünkü takım öbür tarafta ya pek bir temas yok yani. Sakatlanma hani bileğini burkma dışında Hani O yüzden evet. hani tırnak içinde söylüyorum yakıştırmak diye bir şey olduğunu düşünmüyorum Tabii ben ki şahsen de. herhangi bir sporun birisine bana çok yakıştığı için basketbol oynuyorum. Bir absürt değil mi? Evet. Duyunca <laughs> yani bana gidiyor. Dolayısıyla o anlamda da kız çocukları için de güzel bir fırsat. Kesinlikle bizim zaten şu an mesela... E Üç kadın oyuncuyuz Aha. dernekte. Ee, bir de Kiraz Öcal diye bir arkadaşımız Aa, kiraz, var. O kirazı da Kiraz'ı tanıyoruz kızlar sağda. E, evet kadın Nerede? futboluna ve yani kızların spor hayatına yönelmesi için çok büyük çabaları olan bir arkadaşımız. Ee, bu amaçla başlamıştık. Sonrasında da bu sene e, Bilgin defterle aramıza katıldı. Bu şekilde futbolu bırakmış olabilir. Dediğiniz gibi bırakmak zorunda kalmış olabilir. Ee, Başlamak on, istiyor olabilir. olabilir. Onların desteği çok çok önemli. Evet. E, Burada tabii ki hani biraz hani tekrar maliyeti dile getirmiş gibi olacağım ama çünkü işin böyle bir gerçeklik kısmı var. Ama ne olursa olsun bir şeylere heves ettikten sonra devamı da geliyor diyeyim. Şunu söyleyeyim en azından maliyetsiz bir spor yok evet, zaten. Aynen. Her spor az ya da çok maliyet. Takım sporlarında o maliyet bölündüğü için aynen. daha maliyetsiz gibi görünüyor. Kesinlikle. Ama aslında aynı maliyet var yani. Sadece evet. kişi sayısı olduğu için orada hani bir kişi sayısına bölündüğü için daha az izlenimi veriyor insan. Evet. Yani bir topla 11 kişi oynayabiliyor gibi oluyor. O yüzden yani bir soyunma odasına herkesi koyabiliyorsun gibi şeyler oluyor. Ama bireysel sporun yükselişi aslında bir ülkede spor kültürünü değiştiren asıl şey. İnsanlar başkasının yaptığı sporu izlemek yerine kendi yaptıkları sporun peşine düştüğü zaman o ter, o toksin vücuttan atılmaya başladığı zaman daha akıl sağlığıyla ee, düşünmeye başlıyorlar, bir şeyleri farklı görmeye başlıyorlar. O yüzden biz burada koşu kulüplerini de ağırladık. Hı hı. Bireysel sporun çok önemli olduğunu evet. düşünüyoruz. Çünkü kendisi spor yapan insanın spora genel olarak bakışı değişiyor. Kesinlikle. Çabanın hakkını vermeye başlıyor. Serlemenin ne demek olduğunu görmeye başlıyor. O yüzden ben sizin sporu çok e, önemsedim. Sizi de bekleriz inşallah. Evet e, çok teşekkürler geldiğiniz için. <laughs> ben e, teşekkür ederim. E, hedef e, Bir hedefiniz var mı? Kısa e, vadeli geçmişi konuştuk aslında. 5 yılda bir gelişimini konuştuk. Son olarak sizin hedefinizi de alalım ve yavaş yavaş e, da veda edeceğiz. İlk, ilk olarak hedefim e, bu sene Efe çatısı altında 7 tane turnuva oynanacak kendi ülkemizde. Hı hı. E, önce kendi ülkemde olanlara katılmayı hedefliyorum. 4-6 Mart tarihleri arasında Antalya'da e, ilk başlangıç turnuvamız olacak. Ona uluslararası oyuncular da e, dahil olacak bu sene. O anlamda çok kıymetli. Kadın yabancı oyuncular da gelecek ve e, daha mücadelesi yüksek bir e, turnuva olacak diğerlerine nazaran. E, ondan öncesinde de e, bir çiftler kupası oynanacak Kemal Kantri'de. Ona da eşimle birlikte katılacağım. O oh, süper. <laughs> o da e, çiftler kupasına gerçek anlamda çiftiyle... E, katılan herhalde ilk çift <laughs> olacağız. O da e, keyifli olacak. Sonrasında da e, Kuşadası, Bodrum, Ankara, e, İstanbul şeklinde devam edecek. Sonrasında inşallah 2023'te e, Orlando'ya da gidebilirsek. Hedefimiz bu. Neden olmasın? İnşallah. Neden olmasın? Neden gitmeyin yani? Evet. Gitmeyesiniz. <laughs> Peki. Çok teşekkürler Ceren Hanım. İyi ki geldiniz. İyi ki anlattınız. Daha ben yakından tanımış olduk.